Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Kadife ipten tavşan öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu şirin tavşanı beraber öreceğiz. Adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Anlamadığınız ve takıldığınız noktalarda da bana Instagram hesabımdan ulaşarak direkt mesaj göndererek sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu videomuzda öğreneceğimiz bir teknik var. İpleri kullanarak kafaya şekil vermesini, kafa sıkıştırmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Sonra tavşanımızı öreceğiz, tamamlayacağız. Boynunu da kurdeleyle süsleyeceğiz ve çok şık, güzel bir hediye örmüş olacağız. Sevdiklerimize, torunlarımıza, çocuklarımıza armağan edeceğiz. Videomu ve kanalımı da desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Çalışmaya başlamadan önce arkadaşlar 50 santim boyunda 2 adet ip kesip hazırlamanız gerekiyor. Çünkü daha sonra örgüye başlayacağımız için bu ipler lazım olacak. Kafa öreceğiz çünkü. Kafa örmeyi bitirdiğimiz zaman da bu iplerle kafaya şekil vereceğiz. Dolayısıyla ipleri hazırlıyoruz. Kafa örerek çalışmamıza başlıyoruz. Başlangıçta arkadaşlar 2 adet zincir çekeceğiz. 1 2 Şimdi ikinci zincirin içine öreceğiz. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 ve 6. Birinci sırayı böylece tamamlamış oluyoruz. Spiral öreceğiz, işaret kullanacağız. Şimdi işareti buraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar, sıranın başına. Şimdi her dikişe çift örmeniz gerekiyor. Buradan başlıyoruz. Her dikişe 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 aynı yere 2 sonrakine 1 2 hep çift örüyoruz. Üçüncü çifti öreceğim. 1 aynı yere 2 Şimdi dördüncü çifti öreceğim. 1 2 Şimdi beşinci çift 1 2 Şimdi altıncı çifti öreceğiz. Sonuncu çift 1 2 Sıranın sonuna geldim. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağım. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift örüyoruz. 1 2 Bir tane tek Bir tane çift öreceğiz. 1 2 Bir tane tek Bir tane çift öreceğiz. 1 2 Bir tane tek Bir tane çift Bir tane tek Bir tane çift. Çift demek hep aynı yere 2 tane örüyorsunuz. Sonuncu grubu öreceğim.
bir tane tek, bir tane çift örüyorum ve sıranın sonuna da geliyorum. Sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi geliyoruz dördüncü sıraya. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 1 tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane. 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane. 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 tane çift örüyoruz. 1 2 Sıranın da sonuna geliyoruz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz 5. sıraya. Şimdi 3 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 1 tane çift öreceğiz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift öreceğim. 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift örüyoruz. 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift öreceğiz. 1 2 3 tane çift 1 2 3 1 tane çift öreceğiz. 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi geliyoruz yeni sıraya. 4 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 1 tane çift öreceğiz. 1 2 4 tane tek 1 2 3 4 1 tane çift 4 tane tek 1 2 3 4 1 tane çift öreceğiz. 4 tane tek 1 2 3 4 1 tane çift örüyorum. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane çift örüyorum. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3
4, bir tane çift örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada tekrarlayacağımız grubu öreceğim. Sıra sonuna kadar tekrarlayarak siz örersiniz ve sıra sonunda buluşacağız. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 1 tane çift örüyoruz. 5 tek 1 çift bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Örelim. 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift tekrarlayalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 6 sıra öreceğiz. Her dikişe 1 tane örüyorsunuz. 6 sıra. Her sırada da 42, 42 sık iğne olacak şekilde öreceksiniz. 6 sıra örelim. 6 sıra sonra buluşalım. Evet, 6 sıra örgümü tamamlıyorum. Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi geliyoruz yeni sıraya. Bu sırada azaltma yapacağız arkadaşlar. Ve azaltma nasıl yapılır size öğreteceğim. Şimdi 5 tane tek tek örelim. 1 2 3 4 ve 5 5 tane tek tek ördük. Şimdi sonraki dikişin içinden tığ geçirip arkadan ilmeği alıyorsunuz. Bir sonraki dikişin içinden de tığ geçireceğiz ve arkadan ilmeği alacağız. Üçünü birden topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz. 5 tane tek bir azaltma. 5 tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar bu ördüğüm grubu tekrarlıyorsunuz. 5 tek bir azaltma. Sıra sonuna geldiğinizde de toplamda 36 adet sık iğne örmüş olacağız. Örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonundayım. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltacağız. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 4 tek 1 azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sırada 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 1 tane azaltacağız. Bu grubu şimdi tekrarlıyoruz. 3 tek 1 azaltma, 3 tek 1 azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi son sırayı öreceğim. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 1 tane azaltacağız. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 tek 1 azaltma, 2 tek 1 azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi sıra geldi kilitli gözleri takmaya. 14 mm göz kullanıyorsunuz. 12-14 ikisi de olur. 12 mm veya 14 mm. Benim kullandığım şu an 14 mm göz arkadaşlar. Böyle katlayacağız çalışmamızı. Şu şekilde katlıyorsunuz. Üst kısımdan şöyle ölçüyorsunuz. Tepe noktasından. Tam 7,5 santim aşağıya buraya gözleri takacağız. Bu hizaya takıyorsunuz. Aralarında da bakın şöyle açarsak 5 santim boşluk kalması
gerekiyor. Tam 5 santim olacak. Kilitli gözleri önce bir takıyoruz ama arkalarını kilitlemiyoruz. En başta size 2 tane ip kestirmiştim. 50'şer santimden. Şimdi bu ipleri tek tek alıyoruz. Böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şimdi birinci gözü alacağız. Birinci gözde araya sıkıştıracağız bu ipi. Önce ipi bu şekilde takacağız. Sonra kilitleyeceğiz ve ipi sıkıştıracağız araya arkadaşlar. Bu ip sıkışacak. Sıkı sıkı takıyorsunuz. Şimdi geliyoruz diğer göze. Burada da aynı çalışmayı yapıyoruz. İpi ikiye katlıyoruz bu şekilde. Buradan tutuyoruz ve şuraya geçiriyoruz. Sonra da kilidi takıyoruz. İpi böylece araya sıkıştırmış oluyoruz. Evet. Bakın çalışmamız böyle olacak. Gözleri sıkıştırdık. Şimdi önce sağ göz, bize göre sağ gözdeki ipi hemen iğneye geçiriyoruz. Tek tek geçireceğiz. İki tane ipimiz var. İkisini de tek tek geçireceğiz. Şimdi iğneye geçirdikten sonra ipi yapacağımız işlem şu. Bakın göz burada, gözün arkasındaki ip de bu. Şimdi böyle tuttuğunuz zaman tam karşıya değil de şöyle biraz daha paralel olacak şekilde, mesela şu kısımdan önce iğneleyelim. Şimdi şöyle tuttuğunuz zaman gözü bu kafanın arkası şu hizaya gelecek şekilde buradan çıkarıyorsunuz. Bakın. Şuradan ipleri çıkarıyoruz. Hangi ipleri? Bu göze ait iplerin ucunu çıkaracağız. Şimdi bu birinciyi bir çıkarayım ben. Evet. Bunu çıkarıp burada bırakacağım. Şimdi bir tane daha ip olacak. Oradan gelen, onu da bulalım. Evet, ikincisini de, yani aynı gözün arkasından gelen ikinci ipi de buldum. Onu da aynı yerden çıkaracağım. Aynı delikten. Evet. Şimdi aynı işlemi bu göz için de yapacağız. Şimdi bu gözünküleri buradan çıkartmıştık. Aynı hizada bu tarafta da aynı çalışmayı bu göz için yapıyoruz. Evet, çalışmamızın son halini gözden geçirelim. Gözlerin arkasına sabitlediğimiz ipleri bu şekilde çıkartıyoruz. Yani her göze ait gözün arkasındaki iki parçayı, iki uzun ipi aynı deliklerden çıkartacağız. Bu gözün arkasındakini de bu delikten çıkarttık. Bakın birazcık paralel çıkarıyoruz ipleri. Yani dümdüz arkadan çıkarmıyorsunuz. Paralel çıkarıyoruz. Şimdi örgümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. İşareti yerleştirelim. Şimdi bir tane tek öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Bir tek bir azaltma. Bu grubu da sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tek bir azalt, bir tek bir azalt. Tekrarlayarak örüyorsunuz. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Örelim. Sıranın sonunda da buluşalım. Evet, içini de elyafla doldurduktan sonra çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Şimdi bu aşamada kapatacağız artık. Son sırayı öreceğiz. Son sırada da 6 tane azaltma yapacağız. 6 azaltma yaparak bu deliği kapatıyorsunuz. Bu birinci azaltmam. Devam ediyoruz. 5 adet daha azaltma yaparak deliği kapatacağız. Evet, çalışmamız burada bitiyor. İpliği de kısa keseceğiz ve saklayacağız.
Şöyle kısa kesiyoruz. Çekiyoruz. İç tarafa. Ve saklıyoruz. Evet. Kafa çalışması tamamlanmış oluyor. Bu ipler burada kalsın arkadaşlar. Bu gözlerde yaptığımız çalışmanın aynısını bu burun kısmı için ve kafa kısmı için yapacağız. İki parça daha 50 santim boyunda ip kesiyoruz. Evet, iki parça ipi kestim, hazırladım. Şimdi birincisiyle burun kısmına şekil vereceğiz. Nereden çıkaracağız ipi? Bakın, kafayı yan çevirdiğiniz zaman şu açıyı kullanacağız. Göz hizası. İğneyle işaretleyeyim. Daha kolay olacak. İki gözün arasından buradan ipi çıkaracağım. Başlangıç noktam neresi olacak? Başlangıç noktam da bu ipi buradan çıkaracağıma göre şu nokta olsun. Şu noktadan çalışmayı yapalım. Evet. Şimdi şuradan iğnemi geçiriyorum. Buradan. Ve iki gözün orta noktasından çıkarıyorum. Ama ipin ucu burada uzun kalacak. Şimdi tekrar aynı yerden değil, bir yan taraftan geçiriyorum iğnemi ve aynı noktadan çıkaracağım. Buradan çıkarıyorum. Burada da sıkıştıracağım nokta burası olacak. Bakın. Burayı sıkıştıracağız. Bu şekilde. Orası aynı zamanda burun nakışını yapacağımız bölüm. İyice sıkıştırıyoruz. Burada alt tarafta düğüm atarak bağlayacağız. Dikkat edin, ipiniz de kopmasın. Elinizle bastırarak sıkın. Bakın, böyle olacak. İki düğümle sıkıştıracağız iyice. Evet. Bakın, çalışmamız böyle olacak arkadaşlar. Şimdi diğer ipi de geçireceğiz. Önce bu ipleri keselim. Şöyle kısaltalım. Tığla içeriye çekeceğiz. Yok edeceğiz. Evet. Şimdi diğer kestiğimiz 50 santimlik ipi geçiriyoruz iğneye. Evet, burada yapacağımız çalışma da şu arkadaşlar. Tepe noktasında, bakın tepesi sivri gözüküyor. Tepe noktasına bastıracağız. Tam alt kısımdan, alttan biraz kayıyoruz bir sıra. Burası alt orta noktası. Burası ön. Tam alt orta noktanın ortası burası. Biraz kayıyorsunuz. Tam tepeden çıkarıyorsunuz. En üst noktadan. Evet. İpi çıkardım. Burada da biraz uzantı bırakacağım. Uzun kalsın. Şimdi tepede şöyle aynı yerden batırmayın iğneyi. Şöyle biraz kaydırın. Yine altta aynı noktadan çıkarıyorsunuz. Evet. Biraz düzeltelim burayı.
şekil verelim. Burada da ipleri bağlayacağız. Altta da bağlayacağız. Az önce yaptığımız gibi. Şöyle bir düğüm atalım. Bir bakalım çalışmamıza. Düzgün dursun. Evet. Bir düğüm daha atacağım. Artık ipi kesebiliriz ve az önce yaptığımız gibi tığla bu iplik parçalarını içeri çekerek saklayacağız. Evet. Bakın çalışmamız bu şekilde. Bu gözlerin arkasındaki iplerde de yine aynı çalışmayı yapacağız. Burada da ipleri bağlayarak sıkıştıracağız ve sonrasında keseceğiz. Yine iki düğüm atabilirsiniz. Burada da diğer gözde de yine aynı çalışmayı yapacağız. Gözleri sıkıştırıyorsunuz iyicene ki ağız kısmı ortaya çıksın. Şimdi ipleri kısa keseceğiz yine. Saklayacağız. Diğer ipleri de çekelim. Tamam. Evet. Evet, çalışmanızın bakın görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. Çalışmamız bu şekilde. Böylece kafa parçasındaki bütün çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Evet, yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.